Sanayi kenti Kahramanmaraş'ta hurda malzemelerinin toplanması ve geri dönüşümü dev bir sektör oluşturuyor. Bu alandaki büyük firmalar kentin hurdasını toplayarak yılda ekonomiye on binlerce ton geri dönüşüm sağlıyor. Hurda deyip geçmeyin. Kahramanmaraş'ta toplanan hurdalar Türkiye'de ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Geri dönüşme yaptırıyoruz. Burada önce plastik yapılıyor. Ondan sonra yükleyip getiriyoruz. Burada plastiklenip demir çeliğe gönderiyoruz. Kahramanmaraş Küçük Sanayi sitesinde hurdalardan geçimini sağlayan Ferdi Nebioğlu, çöplerden toplanan hurdalar ekonomiye büyük katkılar sağlıyor dedi. Biz şimdi burada geri dönüşüme katkı sağlıyor. Önemli olan her şey para değil. Bizim yaptığımız mesleğe, baba mesleği bu, 45 sene olmuş buraya babamın geleli. Biz burada alıp satıyoruz. Burada ekonomiye can veriyoruz. Herkes Maraş'taki bütün çöplüğü kaldırıyor. Tenekeyi, demiri. Geride ekonomiye bu demir olarak şu inşaat demiri gördüğümüz gibi demire etki veriyor bu. Tesislerine günlük tonlarca hurda geldiğini ifade eden Nebioğlu, ayrıştırılan ve preslenen ürünleri başta İskenderun olmak üzere civar illere yolladıklarını söyledi. Buradaki geri dönüşümler İskenderun'la Osmaniye'ye gidiyor. Onlar gidiyor, hurda olarak gidiyor. Tenike, gördüğünüz tenike geri inşaat demiri olarak çıkıyor. Evlere kullandığımız inşaat demiri bizim hurdalarımızdan çıkıyor. Bu da ne oluyor? Her yerde o kadar işçi, biz, o kadar Maraş'taki her insan, her Türkiye'deki insan ekmek yiyor bu işte. Nebioğlu, hurdacılığın dünya geleceğine yatırım yapan bir meslek olduğunu ifade etti. Yani evdeki mesela atıyoruz ya, şu hurda diye. O bize, hem bize ekmek hem de geri dönüşümü. Ekonomiyi. Yani oradaki en ufacık pislik dediğimiz şey burada ekonomiye katkı sağlıyor. Vazo diyor, vazoya atıyor. Halbuki o vazo neler oluyor? Bir kilo vazo, bir kilo demir gibi oluyoruz burada. Bizim mesleğimiz bu.